Evet sevgili dostlar, kısa bir mola verdik ve tekrar huzurlarınızdayız. Vahyin penceresinden bugün eğitim meselesine, talim ve terbiye meselesine bakıyoruz. Örgün eğitimi biraz mercek altına almış durumdayız. İmkanlarımızı konuşuyoruz. Kur'an'ın perspektifinden imkanlarımız nelerdir diye sorduğumuzda en başta Allah bir imkandır diye hocamız vasfetti, izah etti. Ardından Kur'an bir imkandır. Efendim Hazreti Peygamber bir imkandır. Müminler ve o müminlerin de reisleri olan ulema bir imkandır diye konuştuk. Ve ardından da çağın imkanlarını iyi okumak lazım. Çünkü zamanın da kendine göre hükümleri var. Zamanın kendi içinde gelip dayandığı bazı noktalar var. Onlar da bazı açılımlar bize sürekli sunuyor. Bunları okumaktan uzak kalırsak bu imkanı da elden kaçırmış oluruz diye bir özet yapabilirim tahmin ediyorum. Şimdi sevgili hocam ikinci kısımda ilkelerimizi konuşmayı arzu ediyorum. Yani Kur'an'ın perspektifinden talim ve terbiyeye baktığımızda ben biraz eğitim kelimesine alerjikim biliyorsunuz. Dolayısıyla talim terbiye diye böyle söyleyip ben duruyorum. Haddimi aşarak affedin beni. Efendim. Dolayısıyla Kur'an'ın çerçevesinden baktığımızda ilkelerimizi nasıl bu imkanların üzerine bina edebiliriz? Kur'an merkezli bir talim ve terbiyenin ilkeleri neler olmalı meselesinde esasen efendim 17-18 maddelik bir ilkeler bütünü çıkarmıştı fakir. Evet. Daha önce de bunu bir makale olarak serdetmişti. Müsaade eder misiniz arz edeyim? Estağfurullah. Müsaade efendim. Olursa eğer. Çünkü izleyicilerimizden de bunu merak edenler olabilir. Buyurun. Ben çok kıymetli bulduğum için böyle kemali hahişle arz etmek istiyorum. Efendim Kur'an-ı Hayat dergimizin hayatın inşası için Ocak-Şubat 2009 5. sayısı. Kur'an Rabbani Terbiyenin Müfredatı başlığıyla verilmiş. Burada Mustafa Hocam'ın çok kıymetli bir makalesi var. Mevcut eğitimin temel yanlışları neler üzerine bina edildi o esasları ve bunun karşısında Kur'ani bir talim terbiye usulünün ilkeleri, temelleri aslında çok 17-18 madde değil mi hocam? Özetleniyor. Lütfen buna bir bakınız. Sizin için de bazı perspektifler kazandıracak kanaatindeyim. Eyvallah. Evet buyurun. İnşallah yani onları eğer sualler çerçevesinde öyle bir sual geldiğinde izah edeyim. Eyvallah. Biz oraya bırakalım suallere, kızlarımızın suallerine. Evet. Ama efendim burada çok özet olarak, çok uzatmadan öncelikle böyle bir talim ve terbiyenin merkezinde Kur'an olmalı dedik ya. Evet. Mushaftan Kur'an'a bir geçiş. Olmalı. Eğitim olmalı. Talim ve terbiye olmalı. Yani tamam merkezinde Kur'an var da Kur'an'dan ne anlıyorsunuz? Evet. Mushafı mı yoksa Mushafı ondaki mı anlıyorsunuz? Kıraat yani, edileni mi? Eyvallah. Yani mushafı anlıyorsanız o zaman efendim tilavet merkezli bir eğitim. Kur'an'ı anlıyorsanız kıraat merkezli bir eğitim. Yani birincisi ezbere dayalı bir eğitim. Elfazın tekrarına dayalı, anlamaya dayalı. İkincisi anlamaya. Birincisi lafza dayalı, ikincisi manaya dayalı. Bunlar farklı şeyler. Evet. Onun için mushaftan Kur'an'a, tilavetten kıraate, lafızdan manaya, tecvitten tertile. Çok güzel. Evet. Bu eğitimin temel ilkesi Allah'ın izniyle bu. Yani Akilam'da vermeye çalıştığımız eğitimin ki Akilam bu eğitim zincirimizin bir halkasını oluşturuyor. Akilam'ın öncesinde Kur'an okulumuz var. Medine Kur'an okulu. İnşallah Kur'an okullarımız olacak Allah nasip ederse. İnşallah. Onun öncesinde Cıvıltı kulübümüz var, kulüp çalışmamız. Yine 4 yıllık bir çalışma. Onun efendim ikisinin arasında Umut Gençliği çalışmamız var. Yani hayatı kapsayan bir eğitim modeli bu. Dolayısıyla birbirinin devamı bir nehir gibi. O nedenle akademi çalışmamızda mushaftan Kur'an'a bir takip yapıyoruz. Lafızdan manaya,
tecvitten tertile ve tilavetten kıraate bir hedef gözetiyoruz. Bu çok önemli. Yani klasik manada bir efendim mushaf merkezli bir eğitim değil, talim ve terbiye değil. Kur'an merkezli. Bu çok önemli. Mana merkezli. Eyvallah. Anlam merkezli. İkincisi, taklide dayalı değil, tahkike dayalı bir eğitim. Yani eğitimde gerek hedefimiz, gerek müfredat hazırlığı sırasında gözettiğimiz ilkeler, gerek öğretmenlerimizden istediğimiz performans, muallimlerimizden bu oluyor. Yani çocukları taklitçi değil, tahkikçi yetiştirme amacınız olsun. Onun için de biz de nasıl sualinden daha fazla niçin sorusunun sorulmasını isteriz. Çok güzel. Efendim, biz niçin sorusunu önemseriz. Niçin sorusunu soran talebeyi nasıl sorusunu soran talebenin önüne alırız. Ve karşımızdaki zihnin önce niçin sorusunu sormasını isteriz. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de kendimizi niçinlere cevap verecek şekilde yetiştirmeye çalışırız. Talebemizin de öyle olmasını isteriz. Bu çok önemlidir. Taklitten bu ümmet çok çekti. Yüzyılları taklide kurban verdi. Taklit tanrısına hatta. Efendim. O kadar ilahlaştırılacak aynen kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Abartılmış. Ve maalesef efendim taklitten geriye hiçbir şey kalmadı. Birin önünde sıfır gibi. Birin önünde bin tane sıfır, sıfırdır. Yerini bilmiyor çünkü. Evet. Dolayısıyla değer katmıyor, değer almıyor. Değer katmıyor, değer almıyor. Taklit değil, tahkiktir eğitimde esas olan. Maalesef sadece İslami içerikli eğitimlerin mi problemi bu? Hayır. Hayır, hayır. Genel. Hayır, hayır. Genel. Eğitimin genel problemi bu. Eğitim birbirini taklit ediyor. Evet. Mesela hocam size hani sadece bir katkı olsun diye. Aslında talimin de terbiyenin de ya da işte tırnak içinde eğitimin de esas amacı hür düşünmeyi öğretmesi lazım. Eyvallah. Hür tefekkür öğretme, aynen. Muhakeme, mukayese, aynen. Derinlemesine analiz, analitik düşünme. İkincisi yetenekleri geliştirmesi lazım. Aynen. Ama mevcut sistem... Kabiliyetleri. Evet, kabiliyetleri. Bir, hür düşünceyi öldürmek üzerine programlanmış. İki, yetenek katili. Ya. Yani insanların yeteneklerini kendi içinde boğup, kendi aynen. Kanında adeta öldürmek gibi bir katliama aynen. Maruz aynen. Bırakıyor. Maalesef. Bu da iki değer gibi geliyor bana. Doğru, bu, doğru. Mevcut anlayış. Bu başlığın altında ele alınabilir gibi. Üçüncüsü, bireyi değil şahsiyeti önceleyen bir eğitim olmalı. Hmm. İlke olarak hmm. Üçüncü. Bireyi değil şahsiyeti. Aynen öyle. Yani bugünün en büyük hastalığı bireycilik. Hmm. Yani dün efendim ferdi topluma yediren bir geleneksel anlayış vardı. Bugünse bireyciliği, individualizmi kutlaştıran, yani bireyin kendisini öne çıkarıp ve her türlü değerden azade, bağımsız, nefsi, egoyu, efendim içgüdüleri, arzuyu tanrılaştıran, hevayı ilahlaştıran bir bireycilik moda şimdi. Evet. Gemisini kurtaran kaptan, gerisi ölsün. Ama şahsiyet evet. Yok. Yok, şahsiyet yok. Bir... Yani tüketen, her şeyi tüketen, asla üretmeyen, başarıya odaklı ama emeğe odaklı değil. Hmm. Efendim, sonuca odaklı... Sürece odaklı değil. Sürece odaklı değil. Alın terine efendim hiç değer vermeyen, sadece ve sadece gözü dalda olan, meyvede olan efendim bir tip. Birey böyle bir tip. Bireycilik böyle bir tiptir. Evet. Böyle bir hesap yapılıyor. Bunun yerine şahsiyeti koyan, dengeli bir şahsiyeti. Hem efendim ferdin hukukunu savunurken toplumun hukukunu çiğnemeyen, toplumun hukukunu gözetirken şahsiyeti yedirmeyen, evet. Ezmeyen. Yani insanın, her bir insanın Allah'ın özel bir emeği olduğunu ve her bir insanın orijinal bir varlık olduğunu, hiçbir insanın bir diğerinin yerini tutmayan çok özel bir varlık olduğunu bilip her insandaki önce o yetenekleri keşfeden ve ondan sonra da onu inkişaf ettiren. Evet. Anlatabiliyor muyum? Önce keşf,
sonra inkişaf ettiren, inkişaf ettirdiği bu yetenek, Allah'ın kendisine açtığı bu krediyi, bu kabiliyeti, bu yeteneği de başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyen, onu bezleden, onu tasadduk eden, onu infak eden ve böylece çoğaltan bir şahsiyet. Şahsiyet merkezli bir eğitim, ilkelerimiz. Dördüncüsü, rivayetin otoritesi yerine hakikatin otoritesini el üstünde tutan bir talim ve terbiye. El hakkı yalu. Ve la yuvala aleyh. Hakka galip gelinmez. Hak galiptir. Onun için her şeyden önce hakikati sevecek. Hakikati sevecek, hatta kendi tezini savunurken eğer kendisinin haksız çıkması pahasına doğru ortaya çıkacaksa, onu isteyen, haksız çıkması pahasına doğrunun ortaya çıkması için canını verecek kadar hakikati sevecek. Ve hakikat ortaya çıkınca kendisi haksız çıksa dahi buna sevinecek bir. Evet, çünkü yeni bir şey öğrendim. Hakka dair bir şey görmüş oldum. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Ben yanlış biliyormuşum. Ya, ne güzel. Doğrusunu öğrendim. Dolayısıyla işte tevazuyu öğreten, aynen, erdemi öğreten, aynen, hilmi öğreten, aynen, şefkati öğreten bir sistem bu. Aynen. Yani bir insan nefsinin rahmına hakka razı olabiliyorsa bu çok, aynen, büyük bir erdemdir. Bir terbiyedir yani. Aynen öyle. Terbiyedir. Yani zaten öbür türlüsü insanı büyütmüyor. Yani orada ön yargılarınızı doğrulatıyorsunuz. Evet. Ön yargılarınızı doğrulatmak ilim midir Allah aşkına? Ön yargılarını doğrulatmak için insan öğrenmesine gerek yok ki. Bir şey öğrenmiş de değil aslında. Ön yargılarını doğrulatıyorsan eğer bir şey öğrenmedin ki sen. Mevcudu sadece tasdik ediyorsun. Tabii tasdik ettiriyorsun. Yeni bir şey ilave etmiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ön yargını doğrulatmak, tasdik ettirmek için efendim şeye gidiyorsun, notere gidiyorsun efendim. Bu mu yani? Bu ilim değil ki. Dolayısıyla rivayetin otoritesi yerine hakikatin otoritesini. Yani bugüne kadar maalesef işte rivayetin otoritesine bu ümmet teslim oldu. Teslim olunca rivayetin otoritesini gören sahtekarlar fabrikatörlüğe başladılar. Rivayet üretim merkezleri kurdular. Bu kadar efendim uydurmanın nasıl girdiğini zannediyorsunuz hadis ilmine? Bu otoritenin yani, ne kadar iş gördüğü anlaşılıyor. Efendimizden yola çıkan 4000 ila 6300, 6400 hadisin nasıl 1 milyon 200'e 1,5 milyona geldiğini zannediyorsunuz? Tabii ki bunlar da versiyonlar, farklı lafızlar, farklı efendim şeyler, şunlar bunlar bir tarafa ama bu ırmağın içindeki bu kadar çerçöp, bu kadar uydurma, bu kadar zaaf, bu kadar zayıf, bu kadar efendim Allah ve Resulünün çizgisiyle irtibatı olmayan, Allah kelamıyla taban tabana zıt düşen bu kadar şey nasıl girdi bu ırmağın rivayet içine? Nasıl girdi? Rivayetin otoritesine sığındılar. Yani rivayetin otoritesini istismar ettiler. Çünkü gale deyince milletin böyle hemen el pençe dili tutulduğunu görünce burada biz bunu kullanabiliriz dediler. Aynen öyle. Gücü keşfettiler. O zaman efendim gale ya gulü devam et. Devam. Evet. Eyvallah. Şeyde ve eğitimde de Nasara Yensuru devam. Evet, doğrudur. Ondan sonra. Onun için ilkelerimizin dördüncüsü bu. Beşincisi ise ekserun nas yerine ulul elbabı hedefleyen bir talim ve terbiye. Yani Furkan akla sahip olan bir talim ve terbiye. Özü bulmaya çalışan değil mi? Eyvallah. Ekserun nas, insanların çoğu. İnsanların çoğu. Yani ekserun nasi la ya'kilun. İnsanların çoğu akletmez diyor Kur'an. Ekserun nasi la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmez. Ekserun nasi la yeşkurun. İnsanların çoğu şükretmez. Ya. Hep bunun olumsuz. Eyvallah, olumsuz. Olumsuz. Bunun karşısında ulul elbab var. Ulul elbab. Yani özü yakalayan. Yüreğine sahip çıkan, işin ruhunu eline alan, işin özüne bakan, işin ruhuna bakan, evet, efendim, ölü bilgiyi taşımayan, ataların ocağındaki külü değil közü taşıyan, efendim. İtibarı böyle anlamamız belki değil mi hocam? Hakikati daha rivayetin önüne koyan, efendim, dirayeti rivayetin önüne koyan, emeği faizin önüne koyan, bilgi faizinin önüne koyan. Efendim,
İşte böyle bir eğitim ve talim ve terbiye modeli ki ben buna Furkan modeli diyorum. Furkan aklını kazandıran. Nedir? Faruk yapan sahibini. Ayırabilen, seçen. Efendim, hayatımız ayrım yapmakla geçiyor. Aslında insanlar ikiye ayrılır. Ayıranlar, ayıramayanlar. Ayırabilenler, ayıramayanlar. Ayırabilenler kazanıyorlar. Evet, temyiz ve tefriki böyle aynen açıklıyorsunuz siz. Aynen öyle. Ayırt edebilenler. İyi kötüden ayıramayan, iyi diye kötü işler. Karı zarardan ayıramayan, kar ediyorum diye zarar eder. Güzeli çirkinden ayıramayan, güzel diye çirkine sarılır. Anlatabiliyor muyum? Hakkı batıldan ayıramayan, batılı hak suretinde pazarlamaya kalkar. Evet. Kendisine de pazarlar. Öyle değil mi? Yani sayın gitsin bunu. Dolayısıyla ayırabilenler kazanıyor. Dünyada da ahirette de. Maddede de manada da. Onun için eğitimin talim ve terbiyenin, Kur'an merkezli talim ve terbiyenin ilkelerinden biri de bu olmalı. Evet. Efendim. Furkan, Faruk bir akla sahip kılma. Evet. Ben bu kadar sayabilirim. Çok güzel hocam. Derli toplu oldu. Müsaadenizle bir şeyi tavsiye etmek istiyorum. Altını çizeyim diye. Şimdi özellikle Kur'an merkezi talim terbiyede taklitten tahkike geçerken, ekserun nas değil ulul elbab olurken bunun kurumlarda, uygulamalarda benim en çok gördüğüm boşluklarına bir tanesi düşünme eğitiminin olmayışı. Yani düşünme müfredi, düşünme dersi yok. Belki siz daha iyi bileceksiniz. Acaba Gazali'nin mantığı ilimlerin temeline koymasını bir tür düşünme eğitimi, düşünme çabası olarak mı, yani düşünmeyi öğretme çabası olarak mı yorumlamak diye, gerekir diye aklımdan geçiyor. Çünkü malum şöyle bir söz var. Diyor ki öğrenmekten düşünmeye vakit bulamayan öğrenci tipi. Ondan sonra. Bunun bazı bu tırnak içinde İslami kurumlarda, kurumsallaşmalarda da enstitülerde vesaire görüyorum ben. Yani çok yoğun bir öğrenme müfredatı var. Bu öğrenme müfredatı Kur'an'dan başka işte Arapça kültüründen, gelenekten vesaire kotarılmış. Öğrenme var fakat muhakeme eğitimi yok, tefekkür eğitimi yok, hayret eğitimi yok. Mesela en önemli noktalardan biri merak eğitimi yok. Merak ve hayret nasıldır, nasıl kullanılır, düşünce nasıl istimal edilir, aklın prensipleri nelerdir, muhakemenin, mukayesenin prensipleri nelerdir? Bunların güncellenerek bu müfredatın içine yedirilmesi lazım ki ulul elbab olabilsinler. Temyiz ve tefriki öğrenebilsinler. Eyvallah. Mesela seçme sanatını öğrenebilsinler. Evet. Bunu yapamadığında malumatı yüklenmiş, o malumatın atıl yüküyle ortada dolaşan, ondan sonra siz konuştuğunuzda hemen o patır patır malumatları play tuşuna basılmış gibi ard arda sıralayan, yani kafasında o kartlar, sistemler oluşmuş, pat 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 hemen ne varsa onu serdeden fakat düşünüp de üretemeyen bir talebe ve muallim tipi ortaya çıkıyor. Evet. Esasen aslında bir zaaf var burada. Doğrudur efendim. Yani talim ve terbiyenin merkezinde esasen bilgi değil öğretmek olmalı. Evet. Yani öğretmeyi öğretmeli, bilgiyi değil. Bilgiyi nasıl elde edeceğini öğretirseniz her taraf bilgi dolu. Evet. Sinekte bile efendim dünyanın bilgisi var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Siz ona bilgiyi nasıl elde edeceğini öğretin. İşte hikmet budur. Evet. Yani ben yani Gazali'den açtınız madem ben Aristo mantığının bu noktada devreye sokulmasını çok hayırlı bir gelişme olarak görmedim. Böyle bir ihtiyacın şeyi miydi, arayışı mıydı diye. Aslında işte Kur'an merkezli dememin sebebi bu. Efendim Aristo mantığı daha çok efendim usulü bilgiye önce, tefekküre önceler. Aynen öyle tabii. Yöntemcidir. Kategoriler onun içinde işte. Aynen öyle. Onun içinde sentetiktir ve sınaidir. Evet. Sentetiktir. Sentetik olduğu için efendim adamı çamura çökertir. Yani işte kuşlar uçar, deve kuşu kuştur, deve kuşu uçar. Yani o klasik mantığı. Aristo mantığı. Yani gelir çamura çökersiniz efendim. Yani dolayısıyla sentetiktir çünkü. Yani yöntemi hakikatin önüne alır. Evet. Derdi hakikat değildir. Evet. Asıl burada Kur'an mantığı, Aristo mantığına bin çeker, beş değil. Kesinlikle o Kur'an mantığının süzülüp, çıkarılıp ortaya konması lazım. Kur'an mantığında
esasen hakikat odaklıdır. Eyvah, tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Hakikat odaklıdır ve bu hakikati bulmak için tüm yöntemleri kullanabilirsin der. Çok yöntemli, muhteşem bir öğrenme sistemi vardır Kur'an. Evet. Yani اَلَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Yani bizim uğrumuzda cihad eden, tabii, elinden geleni ortaya koyan, tüm çabasını sarf eden kimseleri yollarımıza yönelteceğiz. Tabii. Sevgili yollarımıza. Yani dolayısıyla hakikate ulaşmanın o kadar çok yolu var ki Kur'an'ın uygulamadığı bir akıl yürütme yöntemi yok. Eyvallah. Hocam bu konuda %100 mutabıkız. Eyvallah. Yani taklidin ağır baskısını görüp de düşünemeyen, sadece rivayet eden, bir konuda kafasında sadece rivayetler zincirinin yığını olan kelamcı, onu fıkıhçı vesaire tiplerini görüp de diyorum. Acaba canhıraş denize düşen yılana sarılır gibi hesabıyla, eyvallah, böyle eyvallah bir çabayla mı ortaya konuldu? Bugün, hiç şüphesiz. Yani Gazali'nin kendi döneminde Aristo mantığına sarılması aslında Gazali'nin tepkisel efendim bir tavır tarz ortaya koyup kendi çağındaki işte erret alel batınıyye ve kelamcıların biliyorsunuz işte, düştüğü komiklikleri anlatıyor. O tepkiselliğin bir sonucu. Tabii. Yani, oysa Kur'an'ın bize verdiği o doğal mantık diyorum ben. Evet. Tabii mantık. Evet, evet. Efendim, yani kainata bak, efendim, tefekkür et. Hadisada bak, tefekkür et. İnsana bak, tefekkür et. Yani sineğe bak, tefekkür et. Karga öğretmenin olsun. Eyvallah. Yani Kur'an'ı katil olsan, kabil olsan kargadan ders alırsın. Evet. Eyvallah. Kur'an'ı tefekkürün ilkelerinin ve prensiplerinin, bu bizim üzerimizde bir yük ve vebal gibi hissediyorum. Bu zamanın insanı, Kur'an'ı tefekkürün ilke ve prensiplerinin sütün içindeki yağ gibi süzülüp çıkarılıp ortaya konması lazım. Ve bu müfredatın ruhu olması lazım. Bu az önce bütün o sizin esaslarını ortaya koyuyor. Bu müfredat, yani Kur'an eksenli bir talim ve terbiye müfredatının ruhu olmazsa ortaya yine bir tür rivayet versiyonları çıkacak, ravi versiyonları çıkacak diye endişem var. Onu görüyorum çünkü mevcut çalışmalarda. Hani adam padişah çocuğunu gönderiyor, hikayeyi hatırlarsınız. Çocuk bir dünya ilim öğreniyor. Ondan sonra geliyor, elimdekini bana vasfet diyor. Elinizdeki müdevverdir, işte dairevidir, ondan sonra metaldir falan hepsini. O zaman söyle ne olduğunu, kalburdur diyor. Hikayeyi hatırlıyorsunuz. Yani kalburun ele sığmayacağını muhakeme edemeyen, düşünemeyen fakat tavsif alanında, vasfetme alanında birçok donanım kazanmış bir öğrenci tipi. Eyvallah. Bu makbul değilmiş gibi hayattan bir hissim. Hayattan kopuk. Kopuk. Düşünmenin temel prensiplerinden kopuk. Evet. Evet. Tefekkür yok. Yok. Tefekkür evet. Yok orada aslında. Evet. Yani tefekkür, tedebbür, taakkul, tefakku, evet, tezekkür. Evet. Aslında bu beş kavram birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Hı-hı. Bunlar bir süreçtir. Hı-hı. Hı-hı. Ve bunların hepsinin de kalıbı tefaul kalıbıdır, tekellüf kalıbıdır. Tabii, bir külfet içinde barındırıyor. İçinde barındırır. Yani beyin teri dök, zihin teri dök, emek ver. Emek ver. Dolayısıyla bilgiyi ambardan aşırılmış bir hırsızlık darısı gibi görme. Eyvallah. Bilgi ambarına gidip de ambardan aşırma. Yani bilgi eşyaya sopa çekip elde edeceğin bir efendim, İşte karakolda dövüp de bilgi alacağın, bir zanlı, zanlı değildir. Bir zanlı, bir mazlun, bir suçlu değildir. Efendim, bilgi bir emanettir. Bilgi Allah'ın eşyanın içine inzal ettiği, alim olan Allah'ın eşyanın içine inzal ettiği bir sırdır. Sen bir diyaloğa gir. Diyaloğa gir. Muhavere yap. Onunla varlık aleminde söyleş. Mükaleme yap. Söyleş ki sen ona sırrını ver, o da sana sırrını versin. Konuş, konuşurken zaten dilini konuşmaya başladın mı anlarsın. Mantıkut tayr senin de dilin olur. Tabii. Mantıkul eşya senin de dilin olur. Eyvallah hocam. Hocam bunlar hakikaten
kıymetli konular. Şimdi yavaş yavaş da bir araya doğru gidiyoruz. Şimdi şöyle bir özet yapmamız gerekirse, hatırlamamız gerekirse buraya kadar zamanımızı da ona göre değerlendirelim istiyorum. Bir defa Kur'an, talim ve terbiyenin Kur'an'ı açılan imkanlarını konuştuk. Burada Allah bizim için başlı başına bir imkandır dedik. Kur'an bir imkandır dedik. Hazreti Peygamber şahsıyla, uygulamasıyla, akvaliyle, ahvaliyle, üsve-i hasene oluşuyla bir modeldir. Önümüzde canlı bir modeldir. Tarihi bir malzeme değil sadece. Hani bir eğitimci olarak Hazreti Peygamber iyi anlaşılmalı. Yani onun o tabirle talim terbiye fıtratı şekillendirme prensiplerinin, ya davranışlarının onların da süzülüp çıkarılması lazım. Yani bir muallim-i evvel olarak Hazreti Peygamber'in davranışlarından, hal ve harekatından prensiplerin çıkarılması lazım. Şahsiyet terbiyesindeki usullerin çıkarılması lazım. Bunlar hep bölük pörçük. Bölük pörçük. Muallim-i ahir. Değil mi? Yani son diyorsunuz. İlk ve son desek olmaz. Yok, olmaz. Peki. Yani bana göre en baştaki bizim yani muallimimiz gibi, yeryüzünde örneğimiz gibi düşündüm. Üsve-i Hasene'yi öyle yorumlayabilir miyiz diye. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Hazreti Peygamber belki sahabenin önde gelenlerinin bu konudaki tavır ve davranışları, yaklaşımları ama sadece rivayetlerle değil, o işin ruhunu süzerek, esaslarını, prensiplerini süzerek o da bir unsur haline getirilmeli diye düşünüyorum. Ondan sonra çağın imkanları diye söyledik ve müminlerin imkanı diye söyledik. Prensipleri bir daha hatırlatalım. Eyvallah. İzleyicilerimize. Eyvallah. Mushaftan Kur'an'a, tilavetten kıraata, lafızdan manaya, tecvitten tertile dedik. Taklide dayalı değil, tahkike dedik. Birey değil, şahsiyet dedik. Rivayetin otoritesi değil, hakikatin otoritesi dedik. Ekserun nas değil, ulul elbab. Ulul elbab dedik. İşte burada ekserun nas ile birey değil, şahsiyet meselesinde bir şeyi vurgulayalım. Zamanımızı değerlendiriyoruz. Efendim, şimdi Ortega y Gasset diye meşhur bir yazar var malumunuz. O Herkes diye bir kitabı var onun. Herkesleşme. Mevcut eğitim anlayışı ortalama insan tipi ortaya çıkarıyor. Herkes. Yani herkes gibi ortalama zevkleri olan, ortalama bakış açısı olan, algısı, yaklaşımı, oturması, kalkması. Bu ortaya birbirinin kopyası insanlar çıkarıyor. Sıradanlaştırıyor. Sıradanlaştırıyor. Kitleselleşme dediğimiz şey. Kitle. Kitlenin herkes gibi olanından bir tanesi daha ortaya çıkarıyor. Mevcut eğitimin de en önemli zaaflarına bir tanesi bu. Ama şahsiyet olabilmesi için o insandaki özgün yanın açığa çıkarılması lazım. Ya dolayısıyla belki ana prensiplerden bir tanesinin de kişiye özgü bir eğitim çalışması, bir usulün üretilmesi gerekiyor. Teşhis. Evet. Değil mi? Şahsiyet olabilmesi için teşhis edilmesi lazım. Teşhis edilmesi lazım. Müşahhas olması. Evet. Öbür türlü Kur'ani eğitim adı altında, talim terbiye adı altında insanlara aynı şeyi herkesleştirerek sunduğumuzda şahsiyet yine ortaya çıkmıyor. Yani belirgin, kendine özgü karakteristiği olan, yaklaşımı olan, edası olan, beden dili olan, ne bileyim ben jesti, mimiği olan, bunlar hep şahsiyetin özellikleri. Diğerinden ayırt edilmesi lazım. Ama bir bakıyorsunuz birbirinin kopyası, fotokopi gibi insanlar açığa çıkarılıyor. Bireyle şahsiyet arasındaki farkı bir de bu açıdan düşünelim diye. Zorluklara herhalde hiç giremeyeceğiz. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Başlıklarını saysak hocam. Eyvallah. En azından madde halinde sıralasak. Olur. Talebeye dair zorlukları var bu işin. Efendim, üçüncü maddemiz zorluklardı. Talebeye dair zorlukları var. Öncelikle efendim talebe kalitesiyle ilgili genel şikayetler bizim de şikayetlerimiz. Yani öğrencilerimizi, talebelerimizi efendim tenzih ederim. Efendim. Fakat Kabil kompleksi burada ciddi bir problem. Nedir bu? Sahip olduğunun en kötüsünü Allah'a vermek. Oysa sahip olduğunun en iyisini Allah'a vermesi lazım insanlar. İlim için. İlim için. Yani bakıyorsun adamın 3-4 tane evladı var. Falanı falana, falanı falan yere, falanı falan yere, falanı. İlme gelince efendim ya bu işe yaramaz, bu gerizekalı, bu ilme. Ha, olur mu Allah aşkına? Yani Kur'an kursuna gönderelim de adam olsun filan gibi. En iyisini efendim Allah'a ayır. Yani Habil gibi davran, Kabil gibi değil. Bu önemli. Efendim tabii burada başörtüsü yasağından kaynaklanan, efendim bu zulümden kaynaklanan
bir efendim sıkıntı da var. Ya yani bu zulüm kalktığında bence efendim asıl ihtiyaç o zaman ortaya çıkacak. Yani herkes nereye istiyorsa gidecek ama asıl ben bu ilimlerde derinleşmek istiyorum. Ben efendim yani Kur'an merkezli bir eğitim almak istiyorum. Kainata, varlığa, eşyaya, Kur'an adesesinden, Kur'an penceresinden, vahyin penceresinden bakmak istiyorum ve baktırmak istiyorum. İnsanlara hakkın dili olmak istiyorum. Lisan-ı sıdk olmak istiyorum. Efendim sadakatin dili olmak istiyorum diyen açıkça efendim o zaman işte herkes ne istiyorsa onu bulacak. Yani bu problemin hallolması da efendim, talebeden aslında, kalınan kaynaklanan eyvallah, zorluk ve eyvallah, bir takım yasaklardan kaynaklanan zorluk. Evet, sebat ve sabırsızlıktan kaynaklanan zorluk. Acelecilik. Bugünün insanında maalesef efendim ilmi talep edecek bir sebat ve sabır yok. Evet. Yani en büyük problem bu belki bugün. Efendim hemen elde edeyim istiyor. Hemen yani ne istiyorsa hemen olsun istiyor. Bir an önce olsun. Ne istiyorsa şimdi ve burada, şimdi ve burada. Şimdi ve burada o kadar efendim artık bir şey haline gelmiş ki ya ötede olsa olmaz mı? Yani Rabbimiz vaatlerini cennette efendim ahirette vaat ediyor. Yani niye şimdi ve niye burada? Hemen niye olsun? Hemen niye şimdi? Mükafatını şimdi görmek aynen istiyorsun? Öyle efendim. Dolayısıyla emek merkezli değil günümüz insanı, sonuç merkezli. Evet. İşte bu efendim talebeye ilişkin zorluklarda. Yine efendim öğrenme ve şahsiyet altyapısı kıtlığı efendim zorluğun biri de bu. Yani öğrenmeyi öğrenmeyen bir talebeyle karşı karşıyayız. Niye? Biz nihayetinde örgün eğitimden geçmiş, yani örgün eğitimin planyasından süzülüp gelmiş efendim neyse budanmış kesilmiş tabii zihinlerle karşı karşıyayız. Evet. Yani örgün eğitimin içinde öğrenme damarları körelmiş. Evet. Efendim tabir caizse efendim 5'e 10 kalaslar gibi tek düzeleştirilmiş, sıradanlaştırılmış bir insan tipi getiriyorlar önümüze. Yani harap etmişler, mahvetmişler, getirip koyuyorlar. Dolayısıyla yani o tahribatı geri almamız zor oluyor. Evet. Hemen geçeyim. Hocam efendim, bir şöyle bir ezan-ı Muhammedi var zannediyorum. Ezan denince. Ezan denince hepsi akan sular duruyor. Bu bir ezan-ı Muhammedi dinleyelim. Tamam. Hemen kısaca onları bir sayarız. Tamam. Ondan sonra suallerimize geçeriz. Programımızı o şekilde devam ettiririz. Sevgili dostlar, talim ve terbiyenin Kur'ani perspektiften esaslarını, zorluklarını, ilkelerini konuşuyoruz. Zorluklar kısmında kaldık. Ezan-ı Muhammedi'den sonra devam edeceğiz.